Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT genel denemelerimizi kesmeden devam ediyoruz. Yine sizler için farklı farklı kaynaklardan güzel sorular hazırladım. Bakalım durumlar nasıl? Bakalım full çıkaracak mısınız? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen uygarlık ile başlıyoruz. İki gözümün çiçekleri. Sorumuz şu şekilde. Şöyle yapayım. Tamamdır. Bakalım şimdi. Soru bizden ne istiyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mezopotamya'da ziggurat denilen tapınakların en üst katlarının aynı zamanda gözlem evi olarak kullanılmıştır. Katları aynı zamanda gözlem evi olarak kullanılmıştır. Bu tapınaklarda gözlem yapan rahipler gök biliminde bilimsel gözlem yöntemini keşfetmiş ve bilgileri tablolaştırmıştır. Şimdi ne gibi yorumlar yapabiliriz? A baktığımızda bilimsel çalışmaların din adamları tarafından yapıldığı kimler yapıyor? Rahipler yapıyor değil mi? Doğrudur. Astronomi alanında çalışmalar Rasa Tane sevgili arkadaşlarım bilimsel gözlem yöntemleri tamamdır. Zaten sonrasında ayılı esas, esaslı takvimi bulacaklardır. Din ve bilim hayatı iç içe mi sevgili arkadaşlarım? Doğrudur iç içe. Bilimsel çalışmaların kral tarafından desteklendiği. Ne demiştik sevgili arkadaşlarım? Buna göre diyorsa hiçbir şekilde dışına çıkmayın. Kraldan bahsediliyor mu? bahsediliyor mu? Bahsedilmiyor. O yüzden bunu bırakalım. Zigguratlar çok amaçlı mı? Çok amaçlı. Zigguratlar normalde ibadet yeriydi. Sonraki dönemlerde katmanları arttı. O yüzden de cevabımız burada ne olacaktır? D olacaktır. Kraldan bahsedilmiyor. Dışına çıkmıyoruz. Geldik kavram sorumuza şimdi. Aşağıdaki mimari yapılardan hangisinin ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla inşa edilmiş olduğu söylenemez? Arasta neydi? esnafların karşılıklı yaptıkları ticaret yeriydi değil mi? İslam mimarisine göre şekil alıyordu. Bedesten değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yerdi ticaret. Kervansaray denilince aklımıza zaten ekonomi geliyor. E, tüccarların konakladığı yerdi. Ribat Karahanlıların kervansaraylara verdikleri isimdi. Zigurat tapınaktı değerli arkadaşlarım. Sümerlerle beraber başlayan bir durumdu. Tapınak e, tapınakla beraber çok yapılar topluluğu olarak da bilinir. Örneğin gözlemevi gibi. Tamam mı? Geldik diğer sorumuza şimdi. İslamiyet öncesi Türk tarihiine bakalım biraz da. Yukarıda İslam öncesi Türklerle ilgili olarak verilen bilgilere bakıldığında bunlardan hangilerinin coğrafi etkenlere bağlı olarak ortaya çıktığı sonucuna ulaşılabilir? Coğrafi etkenler diyor sevgili arkadaşlarım, değil mi? Kurdukları devletleri iki idari birime ayırarak yönetmişlerdir. Bu durum kut anlayışından kaynaklı. Yani ülke hanedanın ortak malı olduğu için doğuyu Hakan yönetirken batıyı kardeşi veya hanedandan biri yönetirdi. O yüzden bunu eledik. Coğrafyayla alakalı değildir. Ee, Allah bir anı vermeye soru. Sanırım cevaba ulaştık. İklim değişikliklerine bağlı olarak Asya dışı coğrafi. Bazı topluluklar farklı dinleri kabul etmişlerdir. Dinle alakalı bir durumdur sevgili arkadaşlarım. Yani Orta Asya'da olup da farklı dinleri de benimseyen olmuştur. O yüzden cevabımız yalnız ki. Geldik. Diğer sorumuza. Yukarıdaki savaşlardan hangileri Anadolu'nun Türkler için yeni bir vatan olmasında etkili olmuştur? Ha ha. Şimdi Çağrı Bey keşif için gitti. Keşiften sonra ne oldu sevgili arkadaşlarım? Keşiften sonra ilk Selçuklu Bizans Savaşı olan Pasinler Savaşı başladı. Tamam savaş Selçuklu'nun galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan sonra Sultan Alparslan döneminde Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. İkinci Kılıçarslan döneminde ise Mirokefalon Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. O yüzden cevabımız her üçüdür. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonların maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi soru zor olabilir. Peki siz nasıl yapacaksınız? Kapitülasyon ne demekti? Başka bir ülkeye verilen ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalıklardı değil mi? Ona göre hareket ederseniz cevaba hemen ulaşacaksınız. Fransız tüccarlarla Türkler arasındaki davalara Türk mahkemelerinin bakacağı. Tamam. Madde yer alıyor. Hukuki. Tamamdır. Fransa'nın İstanbul'da elçi bulundurabileceği siyasi etki. Fransız tüccarların Osmanlı karasularında serbestçe ticaret yapabileceği ticari yetki. Fransa'nın Osmanlı devletinde yıllık vergi bırakalım. Anlaşmanın ancak iki hükümdarın hayatı boyunca geçerli olacağı sevgili arkadaşlarım. Yani hükümdarların hayatlarıyla sınırlı kalacaktı. Sonraki dönemlerde süresiz hale getirilecekti. Herhangi bir yıllık vergiden bahsedemeyiz. Vergiler ne zaman alınır? Savaş sonrasında yenilen devletlerden alınırdı değil mi? Yani böyle bir durumdan da bahsedemiyoruz. Kapitülasyonların kapitülasyonun anlamını bilirseniz cevaba ulaşırsınız. Şimdi çoğu arkadaş kapitülasyonu ayrıcalık deyip geçiyor. Öyle değil. Hangi ayrıcalıklar ama? Onu da bilmemiz lazım. Genellikle öğrencilerim kapitülasyonla, kapitülasyonları para yönünden bakıyorlar. Ticari yönden. Ama sadece ticari değil. Siyasi de var, hukuki de var. Yukarıda özellikleri verilen antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve birlikte verilmiştir? Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ilk antlaşmadır. Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Rusya ile yapılan ilk resmi antlaşmamız için ismi hangi antlaşmaydı? Çehrin'dir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Çehrin ne? Çehrin Bahçe Sarayı Antlaşması'dır. Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması ile doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır canlarım. Şimdi aşkına baktığımızda Prut Azak Kalesi'nin geri alındığı antlaşmadır. Rus ordusu yenilmişti. Serap 17. yüzyılda İranla yapılan antlaşmadır. İstanbul Antlaşması 1700 yılında Rusya ile yapılan antlaşma olup Azak Kalesi Ruslarda kalacaktı. Prut'ta Osmanlı tekrar geri alıyordu. Nasuh Paşa Osmanlı Ferhat Paşa antlaşmasıyla kazandığı toprakları geri verdi. Bahçe Sarayı Ferhat Paşa'yı bırakalım. caş Osmanlı'nın batıdan geniş sınırlara ulaştığı antlaşma. Amasya ilk Osmanlı İran antlaşması olarak bilinir. Resmi antlaşma Hotin 2. Osman'ın bizzat katıldığı seferdir. Leistan üzerine kasteşi'rin günümüz Türkiye-İran sınırlarının büyük ölçüde çizildiği antlaşmadır. Cevabımız Bahçe Bahçesaray ve Ferhat Paşa'dır. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde birincide verilenin ikinciye ortam hazırladığı savunulabilir? Şimdi A baktığımızda azınlık sorunlarının çıkması İkinci öncül bize neyi vermiş? Çok uluslu bir yapının oluşması. Ne alakası var? Azınlık sorunları çıkıyorsa çok uluslu yapı demek ki bozulacaktır. Yanlış. Mebusal meclisinin açılması rejimin değişmesi. Doğrudur. Birazdan bahsedeceğim. Yeniçeri ocağının kaldırılması ıslahatların başarısız olması. Islahatlar artık başarılı olacaktı. Çünkü önemli engel kalkmıştı. Yanlış. Azınlıkların daha çok ticarete ilgilenmesi, ekonominin bozulması. Azınlıklar öncesinde de ticarette uğraşıyorlardı. Yanlış. Ülke yönetiminin padişaha ait olması merkezi otorite burada sarsılmıyor. Burada sarsılmıyor. Fatih Sultan Mehmet ülke padişahın malıdır anlayışını getirmiş ve merkezi otoriteyi güçlendirmişti. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Osmanlı monarşi ile yönetilirken meclis açıldıktan sonra meşruti monarşi olmuştur sevgili arkadaşlarım. O yüzden rejim değişti. Halk paylaşan yanında yer alacaktı. Geldik diğer sorumuza şimdi. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığına tamamen son veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Fas'ı kaybetti, Tunus'u kaybetti, Cezayir'i kaybetti, Mısır'ı kaybetti. Ve en son... İtalyanlarla yapılan uç Antlaşması ile Trablus'u da kaybetti. İstanbul Antlaşması'nı ben geçiyorum. Birden fazla İstanbul olduğu için kafanız karışmasın. Atina Antlaşması 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan'la yapılıyor sevgili arkadaşlarım. Ve Osmanlı çoğu toprağı kaybediyor. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. Paris Antlaşması hangi Paris'i verelim? Osmanlı'nın Avrupa Devleti sayıldığı antlaşmayı verebiliriz. Cevabımız Uşa Antlaşması olacaktır. Birden fazla antlaşmalar varsa aynı isimde ben orayı geçiyorum. Kafanız karışmasın diye. Çünkü dönem dönem alırsak daha iyi olur. Geldik diğer sorumuza. Şöyle. Şimdi geldik diğer sorumuza. Temsil kurulunun Ankara'yı merkez yapmasının nedenleri hangileridir? Temsil kurulu Ankara'yı neden merkez yapmış olabilir sevgili arkadaşlarım? Şimdi Temsil kurulunun memleketin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak merkezini Aralık 1919'da Sivas'tan Ankara'ya taşımıştır. Çünkü Ankara daha güvenliydi değil mi? Bununla beraber Batı cephesine yakın olmak önemli etkenler arasındaydı. İstanbul'daki mevbusat meclisi toplantılarını yakından takip edebilmek diğer önemli bir etken. Bildiği mücadeleyi tek elden yönetmek. Bu durum zaten Sivas'ta gerçekleşmişti sevgili arkadaşlarım. Hatırladık değil mi? Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri Tek çatı altında birleşmiş yerde. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Geldik diğer sorumuza. Bu arada önceki paylaşım 9 soruyken bu paylaşım 11 soru olacak. Sanırım bir karışıklık oldu. Son soruyu biz buraya aktarmışız sevgili arkadaşlarım. Neyse. O soruyu iki defa görmüş olursunuz. 1924 Anayasasında gerçekleştirilen değişikliklerden hangilerinin devlete layık bir karakter kazandırmak amacı taşıdığı söylenebilir. 1937'de Atatürk ülkelerinin anayasaya alınması. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü ülkeler arasında laiklik ilkesi var sevgili arkadaşlarım. Seçmen yaşının 22'den 18'e indirilmesi daha çok cumhuriyetçilikle alakalıdır. Laik bir karakterle alakalı bir durum yok. Öncesinde seçimler vardı. 1928 yılında devletin dini İslam'dır ifadesinin anayasadan çıkartılması laik bir karakter taşımak için buradaki cevabımız D şıkkıdır. Şimdi şu meşhur soru hakkında konuşalım. Görmüştünüz değil mi bunu? Ama izin vermemiştim çözmenize. Neyse. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacı olduğu savunulamaz. Şimdi inkılapları siz nasıl koruyacaksınız? Ve sürekliliği nasıl sağlayacaksınız? İstiklal mahkemelerinin kurulması. Milli mücadele döneminde kurulmuştu. Kaldırıldı, tekrardan yine kuruldu ve sonrasında yine kaldırılmıştı. Tamam, mahkeme yargı içinde. Takrir-i sükun yasası. Hangi isyandan sonraydı? Şehzade isyanından sonraydı değil mi? İsmet İnönü tarafından çıkartılmıştı. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi. Bırakalım mı? Bırakalım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması. Çünkü Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ee, kime destek vermişti? Halifeye bağlı olanlara destek vermişti. Yani halifeliği devam ettirmek isteyenlere cesaret vermişti diyelim sevgili arkadaşlarım. O yüzden de kapatılma kararı alındı şey Said İsyanı'ndan sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisini feshetmesi. Çünkü şimdi çoğu arkadaş diyecek hocam Alife ile ne alakası var? Onunla ilgili de madde var. En önemlisini söyledim. Daha geniş kapsamlı açıklayacağım size sonra. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisini feshetmesi Ali Fethi Mustafa Kemal'le ee, yüz yüze gelmek istemiyordu. Çünkü en yakın arkadaşıydı. O yüzden de fes feshetti ki zaten sonrasında menemen olayı patlak verecekti. Cevabımız C şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Cevabımız 1946 yılında. Yani tek dereceli seçim sistemi 1946 yılında gerçekleşecekti. Bu da ee, ne içindi? Se seçimleri daha kolay hale getirmek içindi. Yani İsmet İnönü dönemi. Cevabımız C'ye çıktı. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşça kalın.